Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sekinet kavramı üzerinde duracağız. Sekinet veya sekine. Bu Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde nazara verilen bir husustur. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ aleyh. Allah ona sekinesini indirdi. Sekine, gönülde meydana gelen sükunet, gönlün itminana kavuşması, gönlün huzur bulması anlamında. Türkçe'de sekine belki bu haliyle pek de kullanılan bir kelime değil. Ama mesken aynı kökten gelir. İnsanın kendisinde sükunet bulduğu ev anlamında, içinde yerleştiği, sükunet bulmuş olduğu yer, yani ev anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geceyle alakalı durum anlatılırken onda bir sükunet olduğu da anlatılır. Ve denilir ki وَهُوَ الَّذ۪ي وَاللّٰهِ كِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Allah geceyi kendisinde sükunet kılmanız için emrinize verdi. Gece ve gündüz. Gündüz vakti insanlar çalışıyor ama gece vakti de istirahat ediyorlar. Ve bir insan gündüz epey yorulduktan sonra gecenin o ıssızlığında ve sessizliğinde gerçekten bir sükunet bulmak istiyor. Eğer etraf aydınlık olsa o sükuneti tam yaşayamayacak. Demek ki gece gerçekten de sükunet verici bir ortam. Bundan dolayı Allah-u Teala hem gündüzü yaratmış hem de geceyi yaratmış. Aile hayatı insanların sükunet bulması için gerekli olan başka bir ortam. Bununla alakalı ayette şöyle bildirilir. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerinden birisi de şudur. اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسُكُمْ اَزْوَاجًا Kendi cinsinizden, nefislerinizden sizin için zevceler meydana getirdi. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onlarla sükunet bulmanız için. Yani kadın ve erkek bir elmanın iki parçası gibi birbirini tamamlıyor. Ve iki taraf da birbirine muhtaç. Ve birbirini tamamlayacak kabiliyet ve kapasitede yaratılmış. Böyle olunca da insanların sükunet bulması böyle bir aile ortamında gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının bazı kıssaları anlatılırken bunlardan biri de Talut-Calut kıssasıdır. Talut, İsrailoğulları içinde çıkan bir komutan. Onun özellikleri anlatılırken ayette inne ayete mulkihi onun saltanatının alameti şudur. Yani onun başınıza hükümdar olmasının alameti şudur. En ye'tiyekumut tabutu size tabutu getirmesi. Mukaddes emanetler gibi İsrailoğullarındaki fihi sekinetun min rabbikum bunda Rabbinizden bir sekinet vardır. Yani Talut size Hazreti Musa zamanındaki kutsal emanetleri getirecektir. Ve onları görmek size huzur verecek. İçinizde bir sekinet, bir sükunet meydana getirecektir. Gerçekten de Talut onların içinde güzel bir şekilde çalışıyor. Ve adeta ölü durumda olan, zillet meskenet içinde olan o topluluğu diriltiyor. Ve yaptığı mücadelede muvaffak oluyor. Ardından İsrailoğullarında krallar dönemi, parlak bir dönem başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hudeybiye barışı ile alakalı ayetlerde de sekinetten söz edilir. Mesela burada geçen yani Hudeybiye ile ilgili ayetlerden birinde şöyle buyuruluyor. Huvellezî enzele sekinete fî gulûbil müminîn liyezdâdû imânen mâ imânihim. Kendi imanlarıyla beraber imanları daha da artsın diye o Allah müminlerin kalplerine sekinet indirdi. Hudeybiye heyecanlı bir hengame. İşte 1400 sahabi umre niyetiyle Peygamber Efendimizin riyasetinde Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. Ancak Hudeybiye'de müşrikler bunlara engel oluyor ve o yıl umre yapılmıyor. Peygamber Efendimiz müşriklerle bir anlaşma imzalıyor ve geriye dönecekler. Ancak
sahabe şaşkın. Mutlaka o yıl umre yapacakları tarzında kendilerinde bir kanaat var. Ve anlaşma yapılıp da geri dönme kararı alınmasını kolay kolay hazmedemiyorlar. Hatta Hazreti Ömer peygamberimize ya Resulallah diyor, sen peygamber değil misin? Peygamberimiz evet peygamberim diyor. Ya Resulallah işte Kabe'yi tavaf edeceğiz diye sen bize bildirmedin mi? Evet bildirdim ama yapamadık. Peygamberimiz ya Ömer diyor, bu sene yapacağımızı söyledim mi? Hazreti Ömer hayır deyince ya Ömer muhakkak ki Mekke'ye gireceğiz, tavafımızı yapacağız diyor. Bana gösterilen rüya haktır, gerçektir diyor. Ve ayet nazil oluyor. Hatta sure tümüyle Hudeybiye'yi anlatan Fetih suresi nazil oluyor. Ve o Fetih suresinin bir ayetinde لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا Allah peygambere gösterdiği rüyayı sadık kıldı. Ve neticede diğer yıl zaten rüya ayiniyle gerçekleşiyor. Mekke'ye gidiyorlar, tavaflarını yapıyorlar, umrelerini yapıyorlar. Daha sonraki yılda da Mekke fethediliyor, tümüyle Müslümanların oluyor. İşte o heyecanlı hengamede, Mekke'ye gidememenin ızdırabının yaşandığı o hengamede Allah-u Teala peygambere ve müminlerin kalplerine sekinet indiriyor. O sekinet ile iç dünyalarında bir huzur, bir inşira, bir ferahlama, bir itminan hali yaşıyorlar ve mutmain bir şekilde her ne kadar Mekke'ye gidememişlerse de Kabe'yi tavaf edememişlerse de ama edeceklerine tam bir kanaat sahibi olarak Medine-i Münevvere'ye geri dönüyorlar. Bir de hicret olayıyla alakalı ayetlerde yine sekinetten söz edilir. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ Allah ona sekinetini indirdi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Görmediğiniz ordularla onu teyit etti. Daha evveliyle beraber düşündüğümüzde işte hicret olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber bir mağaradalar ve müşrikler onları takip ede de mağaranın önüne kadar gelmişler. Hazreti Ebu Bekir hayli telaşlı. İşte o hengamede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La tahzen innallaha ma'ana diyor. Üzülme, Allah bizimle beraber. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin bu ifadesinden ve Allah'ın onun kalbine indirmiş olduğu sekinetten rahatlıyor. Evet düşmanlar hemen mağaranın önünde ama gerek Peygamberimiz gerek Hazreti Ebu Bekir ilahi sekinet sayesinde iç dünyalarında tam bir itminan hali yaşıyorlar. Bir de hepimize bakan sekinet durumları söz konusu olabilir. Bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplanan bir topluluk. وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı okuyorlar. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Aralarında onu ders olarak mütalaa ediyorlar. İlle nezelet aleyhimus sekine. Sekinet onların üzerine iner. Yani o sohbete katılan, dini sohbette bulunan insanlar bir gönül huzuru orada duyarlar. Ve haffetumul melaike. Melekler onları kuşatır. Ve gaşiyetumur rahme. Rahmet onları her taraftan bürür. Ve zekerahumullah fîmen inde. Ve Allah kendi nezdinde olanlara onlardan bahseder. Yani benim böyle seçkin kullarım var. Kur'an'ı okuyorlar, beni zikrediyorlar şeklinde Allah-u Teala melekler nezdinde o topluluktan bahseder. Buradan öyle anlıyoruz ki demek ki sekinet hepimiz için söz konusu olabilir. Bir takım sıkıntılı hallerimizde Allah'a iltica ettiğimizde o sekineti az çok hissetmişizdir. Ve hani denizin bir dalgalı hali vardır, çalkantılı hali. Bir de sükunete ermiş hali vardır. Sekinet ikincisine benziyor. İnsan iç dünyasında
çok çalkantılar yaşayabilir, çok dalgalanmalar olabilir. Değişik dalgalar insanı kaplar, bürür. Ama Allah'a iltica ettiğinde Allah'ın izniyle kalbinde bir sükunet meydana gelir. Dalgaları böyle yatışmış bir deniz misali, o iç aleminde artık çalkantısızdır, huzuru elde etmiştir. Cenab-ı Hak bizleri daimi sekinet nimetine mazhar olan bahtiyarlardan eylesin.